Takla yukarı çık. Hiçbir yere çıkmıyor. O artık bizim korumamız altında. Allah aşkına. Hemen annesini çağırın. Teslim edeceksiniz. Evet Sermet Bey. Bu başka bir şeye benzemez. Tamam mı? Çocuk sabaha kadar ağladı anneanne diye. Çağırın annesini teslim edelim. Biz de gidelim. Ali getir yavruyu. Galina. Bak Sermet amca sahne almış. Sinu. Galina buraya gel. Galina buraya gel çabuk. Vallahi istesek de veremeyiz anasını. Affedersiniz ama anasını içeri almışlar. Hay Allah'ım ya. O zaman Rusya'da mı ne bir babuşkası varmış. Onu çağırın gelsin alsın bari. He? Anneannesi Sermet Bey, anneannesi. Allah Allah. Ben nereden bulayım bunun babuşkasını, danuşkasını? Avukat gönderdik. Bir de sahte koca bulduk. 3-4 güne kadar mevzu çözülür. Her şeyimiz bitti. Bir tek bunun babuşkası ve danuşkası kaldı. Allah Allah. Irmak. Hayırdır abi, ne bu hal? Fırat'ı duydum, ayağından vurmuşlar. Bir şey mi oldu başka? Hepsi kayıp. Hepsi. Ablam, Narin, Fırat yoklar ortada. Bir şey çeviriyor bunlar, ben biliyorum. Benden bir şey saklıyorlar. Nasıl kayıp canım? Geç otur şöyle, geç. Bilmiyorum vallahi. Ablam arkadaşımın çiftliğindeyiz gibi bir şey söyledi bana. Senin haberin var mı böyle çiftlik miflik? Kimin çiftliği bu? Memo diye bir arkadaşımın çiftliği var da ararım onu. Ama ben sana söyleyeyim. Ezgi'ne haytalık, serserilik yapıyordur. Bu şuna heyecanlı. Yok 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 yok. Ben biliyorum, ben biliyorum bunu kimin yaptığını. O Fırat'ı vuran adam yaptı bunu. Biliyorum ben. Polise de gidemiyorum. Fırat çünkü tek laf bile etmedi polise. Şu Sermet Karayel midir nedir onun hakkında. Amcama da gidemiyorum. Ortalığı daha fazla karıştırır, anlıyor musun? Hani ne yapacağımı bilemiyorum. Ben de sana geldim belki bir şeyler biliyorsundur diye. Yok ama iyi ettin. Dur bir sakin kafayla bir düşünelim. Şimdi her şeyi baştan alalım. Sermet Bey, bu çocuğu neden aldınız? Ne gerek vardı? Parayı geri alacağım, herkesi inandırmam gerekiyordu. Ha, Rus ortak falan yok yani. Ha? Tezgi her şey, o turizm yatırımı falan. Yok. Rus ortak var. Ama çocuğu yok. Ondan parayı daha değişik şekilde alacağım. Onun dalağını deşeceğim. Parayı geri alacağım, herkese inandırmak için bir tezgah kurduk. Tam çocuğu anasına teslim edecektim. Anasını aldılar, ben ne yapayım? Şimdi, turizm yatırımı var. Rus ortak var. Siz bankadan gittiniz, beraber krediyi aldınız. Fakat bu adam üstüne düşen payı ödemedi, sizi dolandırdı. Siz de o parayı geri alacaksınız ki krediyi ödeyesiniz. Aynen öyle. Fırat'ı da siz vurdurmadınız, bu Rus vurdu. Aynen. Bunlar küçük adamlar. Benim çöplüğümde bana artistlik yapıyorlar. Ama sıkıntı yok. Fırat Kazan'la anlaştık. Hacizleri durduracak. Ben de geniş geniş takılıp o Rus'tan paramı fitil fitil geri alacağım. Bankaya teslim edeceğim. Polis nezdinde konu kapandı. Sıkıntı yok. Hadi artık yemek yiyelim ha. Şey Sermet Bey, konu kapandıysa biz artık eve gitsek değil mi? Herkes merak içindedir. Deniz Hanım'ı çok merak ettiler. Yani Fırat Bey'in nişanlısı da merak içinde. Düşünsenize adam vurulmuş, sonra kızın ablası birdenbire ortadan kayboluyor. Yani biz artık söyleyecek yalan da bulamıyoruz. Bence o kız daha çok yalan duyacak Fırat Kazan'dan. Ne demek istediniz? Fırat Kazan'ı iyi tanır mısınız? Eskiden yani. Yok. Yeni tanıştık bu kredi mevzusu için. Yani daha önceden. Bu bankayla ilk defa çalışıyorum. Bakın beyefendi, Narin benim kardeşim. Bizim aramızda gizli saklı yok. Ben sizin yastığından Babür Bey olduğunuzu biliyorum. Babür mü? Ya kim bu Babür Allah aşkına? Çok mu benziyorum ben? Geçen gün Narin Hanım da Babür dedi bana. Aslına bakacak olursanız ben Yaslanlı değilim. Korkutelliyim. Hadi ama ben çok acıktım ha. Bunları yemekte konuşsak. Yanlış anlamayın da yeni bir restoran açtık. Aşçı bugün sadece bize çalışacak ha. Siz bana uzun uzun sorarsınız.
Ben de uzun uzun anlatırım. Servet Bey, yok biz şey edelim yani eve gidelim gerçekten artık. Yok, yemeğe gidelim biz. Olur, güzel olur. Galina, yürü kızım yemeğe gidiyoruz. Benim bu adama bir kanım kaynadı. Yemeğimizi yiyip sonra eve gideriz. Ya manyak mısın, nesin ya? Ben bu işi çözmeden eve gitmeyeceğim kızım. Herkes her şeyi inkar ediyor, artık benim kanıma dokunmaya başladı. İkiniz de bu akşam konuşacaksınız, yürü. Hadi. Hadi afiyet olsun. Mutfağımızın ilk kebabı çıktı. Ay bu kebabı ne kadar uzun yapmışlar böyle. Bravo! Vay. Yediğim en güzel kebap bu. Ne eti? Dana eti. Pamuk gibi. Siz hiç dokunmadınız Narin Hanım. Vallahi çok güzel. Bravo, ellerinize sağlık. Asıl ama güzel yer değil mi burası? Yani böyle manzara falan on numara bir yer. Çok. Galinacığım, ne koyacaksın sen köpeğinin adını? Babir olsun adı ha. Zaten bir Babürdür'ü taktınız gittiniz. Hı? Ziyan olmasın. Babür diyelim bundan sonra o ite. Babür. Babür. Bak çocuk da sevdi. Galina. Yemeğini yemezsen o köpek gider. Şş, kime diyorum? Deniz'cim başka sorun var mı Servet Bey'e avukat olarak? Falamayacağım. Bizi deşmeden hemen gidelim. Bu adam seni rahat bırakmaz söyleyeyim. Hakkında anlattıklarını düşününce ve geçmişte yaptıkları falan. Bu tabaklardaki ne harfi neydi sence? Kolay yolda. Korku imparatorluğu. Adamı nasıl baktığını görmedin mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fırat'ı da bu vurdurdu kesin. Ya da belki de Fırat'ı senle tehdit etti ha? Ya Fırat'ı benimle tehdit etse ne olacak? Allah Allah ya. Irmağı kaçırsa anlarım. Senin de yetti bu imalarına. Yeter be. Naine'yle bir müddet görüşmeyeyim olur mu? Uzak duralım birbirimizden ha. Aman. Ben de çok meraklıydım seninle görüşmeye. Senin yüzünden başıma gelenlere bak. Adam enteresan yalnız. Alalım sana. Hı? Karanlıklar kraliçesi olursan çok da yakışır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.